Maça yavaş yavaş geçiyoruz. Splice ve Vitality arasında olan bu mücadelede bence Vitality bir adım daha önde gözüküyor. Sen ne diyeceksin Kaan? Hatta iki adım önde. Splice ilk hafta karşılaşmasında gerçekten hiç beklentileri veremedi. Danimarka League of Legends için çok özel bir ülke. Yani nüfuslarına baktığımız zaman belki de nüfus oyuncu oranında Kore'yi hiç saymazsak, Kore'yi evet, saymayalım zaten. Belki de en başarılı ülke olabilir. En değerli oyuncuları tabii Niels ve Bjørksen gibi isimler belki. Niels şu anda yeni adıyla Sven Oriente olabilir. Bjørksen Amerika'da olabilir. Frogun da yok. Ama 5 Danimarkalı'dan oluşan bir takım ama hiç beklentileri veremediler şu ana kadar. Karşılarında ise sezona çok yeni bir takım olmasına rağmen çok büyük beklentiler gelen Vitality var. Ve ilk haftayı 0 geçiren Splice'a karşı 1-1 geçiren Vitality yasaklamalarda giriyor. Queen ve Gangplank bir tarafta. Fiora, Trundle, meta yasaklamaları. Ryze geldi. Ben hala Graves'in seçilip yasaklanmamasını büyük bir dehşet içinde izliyorum ama galiba Avrupa Graves konusunda biraz daha muhafazakar. Yamato Kanon görüntüye göre Splice'ın evet, koçu ünlü koç ama takım hiç istediğini veriyor. Lulu yasaklaması geldiği anda Tahm Kench yasak, yani Lulu yasaklaması kitlenmeden kitlendi sanki yani. O derece hızlı kitlediler. Geçtiğimiz hafta Splice ekibi nispeten çok üst seviye görünmeyen iki takıma karşı Elements'e ve bakıyorum hemen tekrar kontrol ediyorum ve Unicorns of Love'a karşı Splice yenilgi aldı. Şimdi karşılarında onlardan daha kuvvetli gözüken bir Vitality ekibi, yani orta sıraların belki de üstünde ya da üst sıraların altında yer alacak bir Vitality ekibi var. Vitality'ye baktığımız zaman onlar da Fnatic'i, Rocket'e yenilirken Fnatic'i yenmişlerdi. Şimdi Splice'e karşı bakalım nasıl mücadele edecekler. Ve Graves geldi nihayet. Evet. Orman Graves mi, üst koridor Graves mi bilmiyoruz. Büyük ihtimalle Orman Graves. Hı-hı. Kalista da Hyarn'ın çok sevdiği bir şampiyon. Hyarn'ın çok değerli bir nişancı. Onu kitlediler. Ve Morgana'yı da kitlediler. Morgana da destek olma ihtimali yüksek ama üst koridor veya orta koridorda olabilir. Karşı tarafta Elis ve Alistar geldi. Demek ki Orman. Demek ki üst koridor. Lee Sin, üst koridor Graves. Tabii kitlenirse evet, ve kitlendi. Oldu. Kaboşart üst koridor olacak. Bu Tahm Kench'in nereye gideceği merak konusu şimdi. Tahm Kench desteğe gidebilir çünkü Graves Alistar varken ama üst koridora gidecektir. Üst koridora gidecek. Bu da Kore'de Trace'in çok kullandığını gördüm. Jhinnie Greening'deki Trace'in çok kullandığını gördüğümüz üst koridor Graves inanılmaz hızlı ittirip koridoru. Çok çabuk kuleye hasar vermeye başlıyor ve çok tehlikeli oluyor. Tahm Kench'in onun karşısında işi çok zor olacaktır. Yalnız çok fazla fiziksel hasar temelli bir takım oldu Vitality. Orta koridora ne alacaklar onu göreceğiz. Diğer tarafta şimdi Alistar, Elis ve Tahm Kench geldi. Tahm Kench üst koridora, Alistar tabii ki desteğe gidecek. O iki koridorunu ana taşıyıcısını, yani iki koridorunu daha doğrusu orta koridor iki taşıyıcısını gösterecek. Orta koridor ve nişancısını. Yani Corki'nin pek fanı değilim diyebilirim aslında. Özellikle bu kadar tank varken takımda, iş yaptırabilecek şampiyon varken, Alistar, Tahm Kench, Elis varken biraz daha hiper taşıyıcı, doğru, biraz daha hasar bakımından. Tristana belki. Ama mesela, kitlediler. Evet, kitlendi ve aynı zamanda Twisted Fate de orta koridora kitleniyor. İki tane yalnız global ulti var, unutmayalım. Tahm Kench'in ve Twisted Fate'in inanılmaz harita hareketi yapabilecek durumda şu anda Splice. Kasing görüntüye geliyor. H2K'nin geçtiğimiz yılki destek oyuncusu. Son seçimi o yapacak. Tabii ki kendisi için seçecek, orta koridor için seçecek. Nuketak için seçecek. Ve büyü hasarı çok öncelik olmak zorunda çünkü şu anda ciddi büyü hasarları yok. Ciddi büyü hasarları olmadığı gibi iş yaptıracak tankımsı bir şampiyona da aslında ihtiyaçları var desek pek yanlış olmaz. Biz tank kullanmıyoruz abi diyorlar. Biz full hasar. Full hasar. Sonra işte o Tahm Kench'i kim? Lee Sin'i belli oranda tanklaştırabilirsiniz. Hı hı. Ama büyü hasarı şart ya. Büyü hasarı her şeyden öncelikli evet, şu anda. Tank'tan evet, daha öncelikli yani. Nispeten mobil bir kompozisyon aslında sahip diyebiliriz Vitality ekibi. Sadece mükemmel uygulamaları lazım kompozisyonu. Kısa yani koridor aşamasında ya da kısa mesafelerde çok hareketliler gerçekten. Lee Sin'in, Graves'in, Ahri'nin, Kalista'nın ciddi mesafe kapatmak ya da hareket edebilme yetenekleri var. Ama global hareket konusunda Splice çok ağır basıyor. Tahm Kench ve evet, Twisted Fate var. Daha evet, olsun. Bir de Shen destek olsaydı tam olacaktı.
Yani bir anda 2'ye 2 sandığı koridorda 4 kişiyi 5 kişiyi bulabilir. Vitality ekibi çok dikkatli oynamaları gerekecek. Bakalım ellerindeki bu global ağırlıklı kompozisyonu Splice ekibi etkili biçimde kullanabilecek mi? Yani koridoru Twisted Fate için çok kolay olmayacaktır Ahri koridoru. Ahri bayağı bir baskı kuracak muhtemelen. Yani evet, standart bir Twisted Fate Ahri koridorunda genelde Ahri biraz daha ağır basabiliyor. Twisted Fate'in genelde yapması gereken olabildiğince hani koridoru ortada tutmak, kendi ittirmediği gibi rakibin de çok ittirmesine izin vermemek. Kule altına çünkü bir kere rakibi kilitledi mi, kim olursa olsun Ahri çok fazla can yakabiliyor. Yalnız bu üst koridorda Cabo Shard'ın ne kadar Graze'le etkili olabileceği çok önemli. Kore'de gördük, Trace muhteşem bir üst koridor Graze'le oynamıştı. Ve maçın kazanılmasının en büyük sebebiydi. SKT'ye karşı oynadı bir de üstüne üstlük. SKT'nin, dünya şampiyonu SKT'nin yenilmesinde en kritik isim Trace'in üst koridordaki Graze'liydi. Bakalım Cabo Shard üst koridor Graze'le neler yapacak. Çok çabuk koridoru itiriyor. Tabii Tahm Kench'in de koridoru temizlemesi çok kolay olmadığı için erken aşamada özellikle. Tahm Kench'in üstüne yıkacaktır koridoru. Koridoru yıktıktan sonra bir de kısa sürede kuleye de zarar, hata vermeye başlıyor. Ve kuleyi alıyor çok kısa bir sürede. Evet. Koridorda hiçbir şey yapmadan. Bu da global altın demek ki yeni hızlı oyunda global altının önemini de biliyoruz. O koridora Thresh'in yardım etmesi şart. Şimdi kilit soru şu. Koridor değişikliği olacak mı? Tahm Kench ve Graves ikilisini karşı karşıya görmeyebiliriz çünkü. Bence de görmeyeceğiz muhtemelen de. Potansiyel bir koridor değişikliğinde ki Splice ekibi hemen rakip ormana girdiler ve totemleri atmaya devam ediyorlar. Ama işte Cabo Shard ve Shook bekliyordu orada. Ve artık o totemin atılmasının bir anlamı kalmadı. 16'da cebe attılar. Evet, Tahm Kench ortaya doğru yöneliyor sanıyorum ki çünkü hala rakibi görmek istiyor kim nereye gidiyor diye. Yok, hayır, yukarı doğru tekrardan yöneldi. Bu arada karar veremedi Morgana evet, nereye evet, gideceğine. Evet. Graves alt koridora gidiyordu. O yukarı. Şimdi gidecek ama geç kaldı. Koridor değişimi yapacaklar, yapmayacaklar. Abi yapalım derken... yapalım yapmayalım. Yapmayalım. Yapıyorlar mı? Dur, yapmıyorlar galiba. Yapmadılar. Kimse gelmedi. Kimse koridora gitmedi. Kimse kimsenin nereye gittiğini bilmiyor. Minyonlar koridora katıldı. Oyuncular hala. Orta koridor dışında bütün evet. Koridorlar boş. Ama istediğini yapan Splice oldu. Koridor değişiminden vazgeçtiler ve kandırmayı başardılar şeyi, Vitality'yi. Evet, Cussing burada biraz da olsa dürtecek rakibine. Ama işte ormancısıyla beraber gezen Graves'in 6 minyonu mevcut şu an. Ve üst koridora katılacak Cussing diğer oyuncuları oyalarken. Yalnız Graves de üst koridora gitti. Tabii. Bu şimdi çok tuhaf oldu. Bu biz kuleyi istiyoruz anlamına geliyor. Yani Shook'u birazcık ormanda erken tek bırakan Graves hemen üste yöneldi ve oradan kuleye oynamaya başlayacaklar. Diğer tarafta Nuketak ve Senkax arasındaki orta koridorun eşit gittiğini görebiliyoruz. Bu koridorda şimdi Splice ittirmek zorunda. Ama daha erken başlayan... Çok daha erken başlayan hem de. Evet. Taraf Vitality oldu. Aslında koridor değişikliğini isteyen ve istediği koridor değişikliğini yapan Splice'di. Vitality çok çabuk reaksiyon verip dengeledi. Bunu koruyacaklar. Korumaları lazım. Yani bu kuleyi aldıktan sonra geri dönüp alt koridoru koruyabilmeleri lazım bence. Çünkü alt koridorun hala yok, koruyamayacaklar. Hala iki dalgaya daha ihtiyacı var diyecektim ki. Tek büyük sorun Cussing'in henüz birinci seviye olması. Cussing seviye evet. Alamadı bu yüzden. Onun dışında şu anda daha avantajlı olan, daha istediğini yapmış olan taraf Vitality gibi. Ama bu arada Thresh'i de mavi güçlendirmeyi çalıyor. Mavi güçlendirmeyi evet almayı başardı. 3 güçlendirmeyle başladığını bu arada hatırlatalım. Splice ekibinin. Splice koridor değişiminden istediği sonucu aldı. Koridor değişiminde evet, evet. Vitality'yi aldatmayı başardılar. Tahm Kench'le
Graves'e aynı koridoru yollamamayı başardılar. Buradan 3 güçlendirme de almayı başardılar ama daha çabuk reaksiyon veren. Madem öyle istiyorsunuz çabuk kuleyi iteriz deyip hamle avantajına sahip olan tarafta Vitality. Fakat bu hamle avantajını sonuca dönüştürmeli lazım. Ne hamle yapacaklar? Avantaj onlarda ama hangi hamle yapacaklar? Şimdi Graves öyle bir şampiyon ki koridoru donduramıyorsunuz da. Yani İsteseniz de evet donduramıyorsunuz. 21'e 7 bu arada üst koridor oyuncular arasındaki fark. Ormanda biraz daha fazla minyon aldı ve o kule ittirme sırasında da yalnız birkaç tane minyon aldı Graves. Dikkatli olması gerek. Kavuşar geri dönmüş. Şimdi alt koridoru almaya karar verdiler. Yani birbirimizle uğraşmıyoruz. Madem siz Tahm Kench şey koridorunu istemiyorsunuz Graves, Tahm Kench'i bırakalım bakalım nereden minyon alacaklar. Tahm Kench şu anda boş boş geziyor. Yapabileceği hiçbir şey yok. 8 milyona 21 milyon ve Vitality ekibi buradan bu kuleyi alırken diğer tarafta... Yine hamle avantajı yalnız. Evet. Yine erken kuleye yönelen ve erken kuleyi alan taraf Vitality olacak. İstediğini yapan Splice daha iyi yanıt verip buradan avantajı sağlayan ise Vitality. Yani istediğiniz yok bir de geride kalıyorsunuz. Biraz Vitality'nin reaksiyonu çok çok başarılı. Yani tek avantajı Thresh'i sağladı 3 güçlendirme alarak. Ve Cabo Shard evet o kule minyonların ölmesini bekleyecek. Aynı şeyi Splice ekibi de yaptı. Cabo Shard burada farmına minyon biçimine devam edecek. Orta koridorda Nuke Duck'ın artık yavaş yavaş baskıyı bir adım arttırdığını görebiliyoruz. 40 milyona 47 milyon. Tahm Kench de orada yaşasın minyon diye memnun hayatından ama birazdan Kalista o koridora gelince arkasına bakmadan kaçmak zorunda kalacak. Biraz arkasında kulesi de yok. Arkasına bakmadan kaçarken hızlı kaçsa iyi olur. Dikim erken kaçtı zaten. Kasing bu totemi tabii ki bulmayı başaracak ve yavaş yavaş rakip ormana doğru hamle yapması gerekiyor. Vitality'nin en azından birkaç tane totem koyup rakip orman Jailis'in hamlelerini görmeleri gerekiyor. Oo, çok erken bir vadinin alameti. Ama yapabilirler. Yaparlar. İki olduktan sonra. Çünkü iki kişi olduğu zaman ters tarafa döndüğü zaman vadinin alameti gözü açılıyor ve bir otomatik saldırı %15 canını götürüyor şimdi gördüğümüz gibi. Çok da rahat yapılabiliyor. Şu kulun alması ilginç biraz yalnız. Aslında hani bunu etkili bir şekilde kullanabilirse çünkü hani mesela Kalista'ya veriyorsunuz, Ahri'ye veriyorsunuz ya da Graves'e veriyorsunuz. Onlar bir koridora genelde kısıtlı şampiyonlar. Artı vadinin alametinin verdiği hareket hızı çok önemli. 40 ekstra hareket hızı veriyor ki bir ormancı için en büyük avantaj evet. Belki de o. Bu arada kendi marşını alamamıştı ilk marşını. Şu rakibin ilk marşını alayım bari dedi. Ve hemen orta koridordaki Nuktak'a teslim etti. Kendi mavisinde kask kaptırmazsa bu sefer Twisted Fate'in başı belaya girecek. Orta koridordaki farkında gitgide açıldığını görebiliyoruz. Özellikle Nuke Duck bu minyon dalgasında alıp oldukça açacaktır. Aradaki farkı 20 milyonluk bir fark söz konusu. Ve Sankax Twisted Fate'i ilk eşya olarak asırlık sopa tercih ediyor. Bütün koridorlarda avantaj Vitality'de. Dikim bu da zaten 700 altınlık bir farka dönüşmüş durumda. Diğer tarafta Nuke Duck'ın üstüne döndüğü gibi Cehennem Asası aldığını görebiliyoruz. Mystic Fate ise bir asırlık sopaya yönelecek ama henüz asırlık sopayı tamamlamayı başaramadı. Koruyucu katalizör ve inflak değneği var ama onları birleştiremediniz. Tabii onu, asırlık sopayı ne kadar erken alırsanız evet. Yüklerin yüklenmesi o kadar hızlı başlıyor. İki üst koridor oyuncusunun da hemen atiklik çizmesi aldığını görebiliyoruz. Özellikle Wunderware'in elindeki Tahm Kench'in çok işine yarayacak bu. Bir kere kaldığı bir rakibi anında kitleyebilmesini sağlayacak. Üst taraftan bu arada Splice ekibinin geri kalan üyeleri de yaklaşıyor. Nuke Duck ultiyi dikkatli kullanmadı. Yani ulti olsun, arındır olsun Nuke Duck'a yapılan bir baskın öyle çok kolay kolay skor getirmeyecektir. Muhtemelen. Kaboş Art'ın şimdi peşinde yalnız iki kişi var. Ve
İki kişi daha geliyor oraya. Kavuşar'ın çok dikkatli olması lazım. Ama bir karşı baskın fırsatı da çıkabilir tabii ki. Şuk aslında kendisini göstermese belki bir karşı baskın denenebilirdi ama. Şimdi Kasim de geliyor. Yalnız artık avantaj Vitality'ye geçti. Kule altında 4'e 3 olmaz bu seviyede. Her koridorda bu arada Vitality'nin bir üstünlük yakaladığını görebiliyoruz. Kulelerde eşitlik sağlanmışken ve Twisted Fate'in getirdiği ekstra altın varken hala 1000 altın Vitality önde. Ve Splice bir şeyler deniyor ama bu denediklerini hiçbir şey alamadıkları zaman sadece zaman kaybediyorlar. Boş zaman, boş geziniyorlar. Zaman, altın ve deneyim kaybediyorlar. Yani Splice'in bir şeyler denemesi güzel ama bu denemeden bir sonuç alamazlarsa bu dezavantaj olarak kendi aleyhlerine dönüyor demektir. Şimdi Vitality de yukarıda gördüğü için, gerçi Elise yetişiyor ya ama kırmızıyı çalabilir. Çaldı. Yalnız bayağı bir saklambaç ve kovalamacı evet, arasında evet. Bir oyun oynanıyor ya. Ve yani başarılı gözüken taraf Vitality şu ana kadar çünkü... Çok haklısın ama istediğini yapan Splice, rakibin istediğinden daha iyi reaksiyon verip daha iyi hamle yapan taraf Vitality. Ve şu ana kadar kavga dövüşü yok abi. Kardeş kardeş oynuyorlar. Koridoru da hani bireysel olarak koridorları da biraz daha başarılı oynuyorlar. Baktığımız zaman Graves 20 milyon, orta koridorda Nuke Tak neredeyse 30 milyonluk bir üstünlük yakalamış durumda. Graves'in üstünlüğü yalnız tamamen doğru rotasyon sayesinde oldu. Evet. Orta koridorda da Ahri, Twisted Fate'in, ya tabii 30 milyon biraz fazla ama tabii Ahri'nin öne geçeceğini tahmin ediyorduk ama 30 milyon biraz fazla olmuş. Hani baktığımız zaman 80, işte 90 milyon yaklaşık ne kadar? 360 ekstra altına denk geliyor. O da hani nereden baksanız 19-20 milyona eşit. O avantajla bile Kasing'den çok güzel bir... Kara kalka. Yani evet. Şöyle söyleyeyim, Salise farkıyla kurtardı. Nisbet yakalanıyor bu arada. Thresh'i de oldukça yüksek miktarda hasar aldı. Yani üzerine yürüyen iki rakibi direkt yarı cana indirmeyi başardı Nuke Tak. Splice bayağı bir saldırı timiyle, yani suikast timiyle dolaşıyor. Fakat bu tim hiçbir şey bulamadığı zaman, aynı şeyi tekrar edeceğim, zaman kaybediyorlar. Evet. Zaman, altın, deneyim kaybediyorlar. Ve hani bu kadar önde olan bir Ahri'ye karşı 12 dakikada 125 milyon biçen Ahri'ye karşı kolay kolay öyle 5 kişi olup kule almanız da mümkün, kuşatma almanız da mümkün değil. Çok rahat bir biçimde milyon dalgalarını temizleyebiliyor Nuke Tak. Ve ben şeyi çok takdir ettim. Yani Ahri oyuncularının nadiren arındır tercih ettiğini görürüz. Çoğu oyuncu tabii ki tutuştur daha etkili bir sihirdar büyüsü olduğu için, Ahri'ye daha yakışan bir sihirdar büyüsü olduğu için tutuştur tercih eder ama ne olur ne olmaz hani yakalandığım zaman da aradan çıkabileyim düşüncesinde olan Nuke Tak arındır tercih ettiğinden bu, ne Elise'den korkuyor ne Twisted Fate'den korkuyor şu an. Yalnız bu totem yaşadı. Kaç dakikadır orada ya? Saatlerdir orada yani. Nihayet Şuk İşini bitirdi o totemi. Ve seyirciden de alkış aldı. Bir vadinin alamette Splice'dan mı gelecek? Onlar yani onu yapmaya çalışırlarsa orta koridor kulelerini kaybederler tabi. Öyle bir durum da söz konusu. Yalnız bu arada Splice bir doğru iş yaptıysa Wunderware'i çok doğru yerlere gönderip onun hem üst koridordan hem alt koridordan minyon almasını sağladı ki onun belli bir tankla ulaşması çok önemli çünkü onlar için. Ve Graves'e de yetişti. Oyun başından beri oldukça gerideydi kendisi. Ama en sürekli evet. Minyon neredeyse oraya yolladılar Wunderware'i. 144 milyon 13. dakikada. Olmaz. Ki hani geri düştü falan diyoruz ama normalde 13 dakikada 100 milyon ya da 110 milyon kötü bir şey değil kesinlikle ama Nuke Tak aşırı önde bu arada. Yani Eskaz abi ulti kullansa bir otomatik saldırıyla daha olacaktı belki de. Ya cehennem asası ve bitmemiş bir Merlin Mekon evet. Var. Yani yarım yorum Merlin Mekon var. Yani ne olacak ki Merlin Mekon bittikten sonra bir üçüncü eşya aldıktan sonra demek ki yaşam şansı tanımayacak kimse.
Elis de zaten direkt... Bu arada full komboyu da yapmadı Ahri. Evet. EWQ attı. Evet, EWQ attı. Kendisi de beklemiyordu herhalde o kadar hasar çıkacağını. Vay, ben bu kadar vuruyor muydum ya diyor. Tabii karşısındaki Elis Unifier Yardım'a gitmiş durumda. Yani herhangi bir tank eşyasına gitmedi. Hasar temelli bir Elis olacak o. Çünkü takımda zaten hem Alistar hem Tamkenci olunca ormandan tanklara ihtiyaç duymuyorlar. Yalnız benim gördüğüm en fazla gezinen nişancı olabilir herhalde Kobe. Yani sürekli ormanda, sağda solda gezini görüyoruz. Yalnız onun fedakarlık yaptığı, Wunderwehr için fedakarlık yapıyor biraz Minyon'dan. Onun fedakarlık yapması hiç iyi bir fikir değil. O da 25 Minyon geriye düşmüş durumda şu anda Kalista'ya karşı. Nihayet ona da biraz Minyon veriyorlar. altın önde şu anda Vitality. Ve kule sayılarının eşit olduğunu düşünürsek bu tamamen Minyon dalga, fazla Minyon avantajı sayesinde gelen 2006. Geçen haftaki H2K maçına anımsatıyor aslında birazcık. Onlar da hani nereden baksanız hiçbir şey yapmadan oldukça öne geçmişlerdi. 17. dakikada bakıyordunuz haritaya ve diyordunuz ki H2K bu maçı kazanacak. O kadar öndelerde skor 0-0 iken. Bu vadinin alameti 150 altın verildi. 250 altın. Bak, kişi başına 50 altın veriyor değil mi? Kişi başına 50 altın. 250 altın hiç fena değil mi? Ama öldüren kişiye ekstra altın veriyor mu ondan yok, emin değilim. Yok vermiyorlar abi. Neyse o kadar dolaştılar. Yakın öldürecek bir şey buldular bari. Bu arada yeni metada ejderhanın yerinde görüyoruz. İki tane vadinin alameti olmuş ya ejderhanın yanına uğrayan yok. Bir kere işte Vitality geçerken ha iyi bari fırsat bir aldı. Thresh'inin çok dikkatli olması lazım. Nukedak da orada çünkü. Demin Nukedak ona neler yapmıştı hatırlıyoruz. Thresh'i çünkü hani bir komboya ölecek canlı şu an. 1100 toplam canı var. Ahri'nin bir önceki komboda neler yaptı? Evet. Ve Ahri'nin aşırı büyük sopası olduğunu da düşünürsek yakaladığını öldürecek. Şuk da dedi ki madem bir şey olmuyor gelmişken bir de ejderha alalım. İki olsun ejderhamız. Yani Wunderwehr'e aynı komboyu yapamaz tabii. Yani en azından Thresh kadar etkili olmaz onu yapacağım. Ama yani bu adamın arındır var. Ona hani atsanız ne olur, atmasanız ne olur tamamen arındır boşa atılmış bir Twisted Fate ultisi oldu. Dediğin gibi arındır kullanmadı bile. Gerek duymadı ya. Bir şey olmaz ya dedi. Tenezzül bile etmedi yani. Evet. Twisted'e bakıp da ben bunu arındır atarım demedi. Arındır'a değmezsin. Evet. Biraz baya hakikaten kovalamacı oynanıyor ya ve hiç şey yok yani. Hani... Şimdi vadinin alameti taşıyan minyonlarla beraber en azından bitirmeyi deneyecekler. Gerçekten kardeş oynanan bir karşılaşma izliyoruz şu ana kadar. 190 milyona 17 dakikada 190 milyona 140 milyona 50 milyonluk bir fark orta koridorda açılmış. Diğer tarafta 20 milyonluk bir farkında alt koridorda açıldığını görebiliyoruz. Bunların hepsi yalnız Tamkenç'in yetişmesi için yapıldı. En evet. Azından onu başardılar. Çünkü Tamkenç çok önemli olacak bu karşılaşmada. Belli bir tanklığa ulaşıp taşıyıcıları koruması gerekecek. O en azından ilk gün ateş pelerini yaptı. Hayal pelerini de tamamladı. Atiklik çizimlerini de tamamladı. Belli bir seviyeye geldi en azından Tamkenç. Kabo şarttan daha kuvvetli diyebiliriz aslında. Hani üzerlerindeki eşyaya baktığımız zaman... Hani şöyle bir Tamkenç mi olsun takımında böyle bir Graves mi olsun deseler Tamkenç'i tercih ederim. Biz pek bahsetmedik ama Splice takımında baştan aşağı büyü hasarı olduğunu söyleyeyim. Nişancılarının bile hasarını büyük evet, oranda büyü evet, hasarı evet, kesinlikle. Zırha hiç ihtiyaç yok bu karşılaşmada Vitality için. Ve bir ordu kalkanına acilen ihtiyaç var. Tahminimce Lee's'in ikinci eşyası olacaktır o ordu kalkanı. Diğer tarafta Kasing... Splice'in vereceği toplam hasarın %80'i falan büyü hasar olacak. Öyle. 85'i alacak. Aynen öyle. Sadece Korki'nin otomatik saldırılarının yarısı fiziksel hasar vuracak. Diğerlerinde işte sınırlı... Onu da saymıyoruz hasar. Evet. Hatta %90 bile olabilir büyü hasar yani.
Hala ilk kanın dökülmediğini gördük. Şu anda sezonun sanıyorum ki ilk kanının en geç döküleceği maça geldik diyebiliriz. Şu an kadar ilk kana yaklaşmadık bile galiba. Yaklaşmadık, evet yaklaşmadık. Ha bir kere Thresh'i neredeyse ölüyordu. Ha, evet, Nuketak'a. Doğru. Onun dışında ilk kan girişimi olmadı takımlardan. Evet, şimdi galiba bir aksiyonu izleyeceğiz. Nispet'in dikkatli olması lazım. Hemen orada güzel bir combo kullandı. Kaboşar'da da fırlatlama. Sen kalksan yanlış bir tercih. Nispet'in yine başı dertte. Nuketak bakalım kimi tercih edecek. Nispet'i düşürmeyi başarıyorlar ve zaten önde olan Nuketak ilk skorunu burada bulmayı başardı. Wunderware'i şimdi Ayartın Öpücük'le beraber araya çekti. Wunderware oradan uzaklaşmayı başaracak ve ilk kan 19. dakikada Nuketak'a gidiyor. Sen kalksan çok yanlış bir hamle geldi bu arada, o Wunderware'in yakalandığını görebiliyoruz. Neyse ki yeterince... Manan yok Twisted Fate, nereye kovalıyorsun? Orada çok güzel bir şekilde ultisiyle kitle kontrolden çıkıp Nismet 3 kişiyi havaya fırlatmıştı ve Kaboşard'ı geri attı. Ama Senkax Shuka sanıyorum ki altın kartını kullandı. Kaboşard'a odaklanmış olsa çok daha avantajlı geçebilirdi Splice için. Burada izleyeceğiz. Hatayı burada aslında Kasing istedikten sonra. Kasing niye Nispet'in üzerine gidiyor? Thresh'in üzerine gidip Nispet'in üzerine gidiyor. Kaboşard fırlatılıyor ama Senkax Kasing'in üzerine gidiyor, yani anlamsız bir biçimde. Hatayı hata kovalamış. Evet. Önce Vitality yanlış hedefe odaklanmış. Nisbet ultisini açtıktan sonra artık onunla uğraşamıyorsunuz Alistar'la. Ama senin söylediğin gibi ortaya düşen kabo şartın üzerine odaklanmak yerine diğerlerinin üzerine odaklanınca ikinci bir hata da Splice'den geldi ve ilk skor alanda ultisi bittiği anda Nisbet'i düşüren Vitality oldu. Altın farkında 4 güne çıktı bu arada. Bir kule daha aldıkları için. Ahri yalnız Lüden'in feryadını da tamamladı. Bundan sonra... Bir Ayartan Öpücüğe bakıyor birinin ölümü şu anda. Tam Kenç dışında birini Ayartan Öpücük'le yakalarsa... çok büyük sıkıntı olacak. Ama en azından şunu diyelim ki Wunderware'in üzerindeki... Daha doğrusu Wunderware'in kullandığı Tam Kenç'in ham yap yeteneğiyle beraber... Tehlikedeki bir takım arkadaşını... Hemen aradan çıkarabilir. Arka tarafı bu arada... Bir deneme geliyor. Senkax neydi o altın kart neydi? Neden öyle kullandı anlamadım. Minyona attı altın kartını. Hani böyle bir durumda kara kalkan varsa rakibin üzerinde Q yeteneğinizle beraber büyü hasar vursun sonra altın kart denersiniz. Direkt Senkax minyona kullandı altın kartını. Minyonu belki sersem etmek istemiştir. Şu minyona kıl oldum diye. Özellikle sana. Kıl oldum diye. Belki evet. Avlamış olabilir minyonu. Yarnın da Runa'nın kasırgasını tamamladı. O da belli bir güç patlamasını yaşıyor. Momartius'un ağzı ilk eşyası Graves'in. Senin bahsettiğin gibi Lee Sin'in ikinci eşyası ordu kalkanı olmuş. Belli bir büyü direnci de geliyor. Graves'de var. Ordu kalkanıyla herkese etki ediyor. Diğer bot koridorunda yok ama onların çok da fazla ihtiyacı olur. Kara kalkan var orada da her şeyden tabii. Önce. Yani bu kadar büyü hasarı odaklı bir takım kurarsanız artık bundan sonra büyü direnci de artmaya başlayınca işi daha da zorlaşacak Splice. Üçüncü ejderha da geldi. Hareket hızı da kazanıyor Vitality. Ordu kalkanı Shook tarafından zaten yapılmış. Hani durum 1-0 ama... Böyle 7-0, 8-0 gibi gözüküyor aynen, açıkçası. Aynen. Çok haklısın. Ki zaten tamam. Aradaki altın farkı 4000. Normalde hani 5-6 skor farkı olduğu zaman 4000 altını görüyoruz. Hatta 7 altın farkı, ya 7 skor farkı. Yani 4000 altın şu andaki fark ilk kandan gelen 500-600 altındır. Kasing'in bu arada totem istatistikleri dakika başına 1.2 totem koymuş. Dakika başına 0.4 totem kırmış ve ortalama bir oyunda 12 tane pembe totem koyma istatistiği söz konusu. Paraya çok vallahi. Pembe toteme ne para yatırmış be? Evet. 12 tane pembe totem 750 900 altın be. Evet. 900 altın gömmüş toteme. Thresh'in dikkatli olması gerekecek. Ses dalgası tuttu. Orada komboyu insek yapabilsin diye kalkanı da bıraktı aslında. Kasing Lee Sin'in üzerine.
Graves'in eşya dizilimine bakar mısın? Atiklik çizmesinden sonra iki eşya, Momartius'un ağzı ve Sterak'ın güvencesi çok defansif iki eşya. İki tane kalkan birden gelecek. Bu kadar büyü hasarına karşı da yani tank eşyası olmayan bir tank Graves göreceğiz. Evet. Yani yarı tank ikisi de. Ama tam bu takıma karşı olabilecek en tank eşyalar diyebiliriz neredeyse. Tam da aslında hani böyle yemlenecek bir şampiyon. Yem olarak ortaya atılacak bir şampiyon halinde şu anda Kabuşar. İki tane muazzam kalkan gelecek. Evet. Ve toplam canına baktığınız zaman aslında o kadar yüksek canda gözükmüyor olabilir ama dediğin gibi bu iki kalkan sayesinde yaklaşık 700-800 ekstra altına sahip. Momartus'un ağzının belli bir büyü direnci de var. Hı hı. Yalnız Vitality'nin de bu üstünlüğü biraz daha baskıya dönüştürmesi gerekiyor. Onu çok fazla baskıya dönüştüremediler. Onlar bir tutacak. Ayartını küçük bekliyor. Oo, nispeten çok büyük bir yanlış. Kobe şimdi Shook içeri fırlattı ama kendisi tehlikeli pozisyonda. Onu düşürmeyi başarıyor Splice Luke ekibi. Thresh'i yakalayabilecek mi? Yakalayamadı. Sencuks'u da öldürmeyi başardı. Thresh'i kaçmaya çalışıyor. Arka tarafta Wunderwear var. Thresh'i kaçamayacak. Kaçacak. Kaç. Son bir otomatik saldırı gelmedi ama arka taraftaki Wunderwear'ı bu sefer kaybetti Splice ekibi. Sadece Shook'u kaybettiler. 1'e 3 bir değişim ve bu Baron anlamına geliyor. Ormancı olmamasına rağmen. Yalnız riskli diyecektim çünkü rakip ormancı ayakta ama Kalista yeterince mızrak yüklerse bir çarptan çok daha fazla hasar verebiliyor elbette ki. 1300-1400'deyken Baron'u alabilir. Ki zaten yetişemeyecek muhtemelen Splice. 100 şu anda alabilir. Diğerini söktü. Aldı. 26. dakikada Baron'u almayı başardı Vitality ekibi nispetten. Yani büyük bir yanlış diyebiliriz aslında ki burada Shook bir hamle denedi. Onu aradan çıkarmayı başardılar rahatlıkla ama arka taraftan gelen Nuketak hiç acımadı rakiplerine. Önce Senkak sonra burada Thresh neredeyse düşüyordu. Tek bir otomatik saldırı uzaklıktaydı düşmeye. Türkçeliyim tam. Nisbet komboyu tutturamadı ama en azından tosu tutturması iyi olmuş çünkü Kobe ayartan öpücüğü yemiş aslında. Evet. Kobe düşecekti. Kobe'yi kurtarmış en azından yani. Ve orta koridor kulesinde rahatlıkla almayı başaracak Vitality ekibi. Baron güçlendirmeli minyonların yardımıyla 27. dakikaya girerken Graves de üst koridoru getiriyor bu arada. Oraya doğru da çok rahat bir rotasyon yapacaktır Vitality ekibi. Alt taraftan Tahm Kench buraya yetişmeye çalışacak ama onun da galiba ultisini kullanması gerekecek. Buraya yetişebilmesi için. Şimdi üstünden koştura koştura buraya yaklaşıyor ama Vitality ekibi kuleye vurmaya başladı kule derken kule düştü. İki tane saldırı gücü taşıyıcısı olunca kule mule dakika dayanmaz yani. Rakip orta koridor oyuncusuna neredeyse 100 milyonluk bir fark attığını görebiliyoruz bu arada Nuketak'ın. Benim de gözüm bir yandan o tarafta. 288'e 193. Yani üst koridorda zaman zaman koridor değişikliği sorunları nedeniyle 100 fark görüyoruz da ben orta koridorda oyunun büyük bölümünü aynı koridorda geçiren iki oyuncu arasında 100 fark hiç hatırlamıyorum. Tam bir aslında Arthur Twisted Fate karşılaşması diyebiliriz. Twisted Fate'in nispeten zorlandığı şampiyonlardan ya da şöyle diyelim. Rakipte Twisted Fate görüldüğü zaman ilk akla gelen karşı seçimlerden bir tanesi Ahri ve çok başarılı bir biçimde Nuketak. Özellikle 6. seviyeden itibaren iyi bir biçimde kullandı bu avantajı. Evet, 289'a 194. 195'e 293. Bakalım 100 milyon farkı görecek miyiz? Şuk'u görüyorlar orada. Evet. Şuk'un başı belada olabilir. Evet. Alt koridoru arka taraftan bu arada yaklaşmaya başladığını görebiliyoruz Ahri'nin. Kyo da geç de olsa Buz Kraliçesi'nin hakkını almış. Biraz geç almış gerçekten. Genelde ilk eşya tercih ediyorlardı. Hiçlik değneği var ki bu çok ciddi bir büyü nüfuzu getirecek. Hasarını çok ciddi arttıracak onun. Cehennem asasıyla birleştiği zaman rakibin büyü direncini düşürdüğü için çok çok daha fazla etkili olacaktır.
o içlik değneği. Dördüncü ejderhayı da alıyorlar. Hani işler ters giderse kazanma şartı. Şu anda 6 dakikadan geri saymaya başladık 5. ejder için. Bundan sonra 6 dakika boyunca Vitality biraz daha sakin oynayabilir. Genelde artık 5 ejdere gidildiğini görmüyorduk ama bu maçta o kadar rahat hareket ettiler ki evet. 4 ejderi 29 dakikada yapınca şimdi 35. dakikada çıkacak 5. ejder onlar için çok büyük bir galibiyet şartı, galibiyet fırsatı demek olabilir. Bu 6 dakikada daha az risk alacaktır muhtemelen Vitality. Kabo Şart bir de Yoğumun'un hayal kılıcı yapacak yanılmıyorsam. Yalnız... karşı tarafta o kadar fazla büyü hasarı var ki, daha doğrusu tamamen büyü hasarı olduğu için Splice'da iki tane şey gelmiş. Demir Soler'in broşu. Bir tane yetmemiş yani. Bu kadar fazla büyü hasarı olduğu zaman oyuncular tercih edebiliyor. Tabii hani değil. Bulunsun da aynen, kalkanı biri düşerse, bir sağlarız en azından evet. Bir şampiyon düşerse diye ya da 2'ye 2 kalınırsa bir pozisyonda diye. Çünkü bu kadar büyü hasar oldukça Demir Soler'in broşundan daha iyi bir eşya yok neredeyse yani. Tabii yani kişisel olarak bakıyorsanız ruh gömleği veya Banshee'nin duvağı da olabilir ama. Tabii Kalista için çok önemli bir eşya Civa Kuşağı ama rakipte bu kadar büyü hasar varken Civa Kuşağı'nın değeri de bir kat artıyor. O da büyü direnci veriyor. Herkes de büyü direnci var şu anda şey hariç, Ahri hariç. Onda da olmasın zaten. Büyü direnci Ahri'de de pardon, var. Pardon var. Daha en baştan o yatırımını yapmıştı. Zaten. Şu anda büyü direnci olmayan şampiyonu yok ki çok doğal. Rakip çünkü silme büyü direnci. Sıfır zırh var doğal olarak çünkü rakipte fiziksel hasar yok. Böylece dakikalar ilerledikçe zaten önde olan Vitality için oyun da öne gidiyor. Bu arada altın farkını ben fark etmedim ama 10.000 altına gelmişiz. Evet. Sadece 3 skor farkında 10.000 altın da çok ciddi bir stratejik üstünlük demek. Yani haritayı çok daha iyi oynamış olmak demek. Bu arada sen de dikkat çekmiştin. Hani New York takımın üzerindeki hem cehennem asası hem hiçlik değneğine. O da çok önceden gelen bir büyü direnci kırma mekaniğine gelen değişiklikten itibaren değeri oldukça arttı. Büyü direnci kırma eşyalarının arka arkaya birkaç tane tercih edebiliyorsunuz. Onun hesaplamaları da öncelikle yüzde olan yani önce hiçlik değneğinin büyü direnci kırması yapılıyor. Sonra düz yani cehennem asasının büyü direnci kırması rakipten kırılıyor. Sen Kax'tan çok tehlikeli bir noktaya geldi. Ulti Nuketak bu arada araya girmekte zorlandı biraz ve Nuketak'ı düşürmeyi başaracaklar. Kötü pozisyon aldı ve Shook şimdi altın kart tarafından sersemletildi. Yalnız diğer tarafta ne oluyor? Tamam Nuketak düşmüş olabilir. Nuketak çok fazla içeri girmiş olabilir ama yani Siyarnı'nın eğer kulelerin altına atmayı başarırsa yarın... Kaboşar hemen ben uzaklaşıyorum kusura bakma dedi ve ışınlığını kullanıp... Abicim biz buraya... ben kaçar dedi resmen. Kaboşar şey dedi Hıyarnı. Abicim biz buraya niye geldik? İnhibitör almaya değil mi? İnhibitör aldım. Hadi bana eyvallah abicim. Sen gelirsin. Ben bekliyorum bizim bu şeyde. Üsün orada. Ama istediğin alan gene Vitality. Tabii ki. Hamleyi yapan... belki de istediğini kazanan, yani savaşı kazanan Splice amacına ulaşan, daha büyük avantaj sağlayan gene Vitality. İki skor verdiler. Ne oldu? O altın farkı hala 10.000 ama inhibitör açık artık. Ve de dediğimiz gibi bundan sonra Vitality çok daha sakin oynayacaktır. 20 saniye sonra Baron çıkacak. Bence Baron'u bile fazla riske etmeyecekler ki etmesinler zaten. 2 dakika sonra çünkü 5. ejderha geliyor. Evet. Şöyle bir şey yapabilirler. Baron'u yemleyip 5. ejderhaya gidebilirler veya 5. ejderhayı rakibi zorlayıp Baron'a gidebilirler. Yani şu anda... Şu anda Vitality çok rahat tabii. Oynadığı için ikisini bile alabilmeleri aslında mümkün. Çok büyük bir hata yapmadıkları sürece. Graze Yoğumun'un hayal kılıcını da tamamlamış. Bir tane daha şey eklemiş yanına. AMK kılıcı. Ruh gömleği tamamlamış bir şey var. Lee Sin var. Lee Sin de artık ciddi anlamda tank. Büyü direnci üstüne büyü direnci geliyor bu arada. Boşart'ın çok dikkatli olması lazım yalnız. Zaten o da farkında durumu. 1.20 kaldı. Sol üstte geriye sayım başladı 5. ejderha için. O gelene kadar dediğin gibi Vitality yani böyle kesin bir hamle yapmayacaktır rakibin üzerine. Yalnız bu Wunder ve şimdi takımın
ana hasar kaynakları Piyan'ın Nuk, Duck ve Kaboşart. Yani Graves, Ahri ve Kalista. Yalnız Ahri ve Kalista o şeye vuramaz artık. Tahm Kench'e. Vursalar da bir işe yaramaz yani. O Tahm Kench'in üzerinde çünkü iki tane zırh, yani gün ateşi belirini ve ölü adamın zırhı. Üç diyelim hatta ona. Evet, birazdan şey de bitecek. Donmuş Yürek de bitecek. Evet. Yani sabaha kadar vursalar bir şey olmaz o şeye Tahm Kench'e. Ama sol üstteki geri sayım sürüyor. Hop, Wonder Bear burada Alistar'ı kullanıp arka saflara ışınlanmaya başladı. New York takı bakalım yakalayabilecekler mi? Nispet oldukça fazla can kaybetti. New York takı araya fırlattı ve New York takı anında eritmeyi başarıyor. Splice ekibi. Onu kaybeden Vitality bakalım takım savaşına tutunabilecek mi? Hala bu arada çekilmiyorlar takım savaşından. Kasing'in üzerine bir Twisted Fate ultisi geldi ve onu da düşürmeyi başardılar. Şu anda yapılması gereken en azından o 5. ejder tehdidini aradan çıkarmak. Ki onu yapacaklar. Vitality burada büyük hata yaptı. Daha doğrusu Splice iyi bir oyun yaptı. Evet. Wunderwear ve Alistar'ı arkaya göndermeyi başararak. İlk hedefleri de kim oldu? Tabii ki Nuk Duck. Çünkü Nuk Duck aradan çıkınca Wunderwear'e hasar verebilecek kimse kalmadı. Tahm Kench deyince insan aklına genelde işte rakibi, yani çok tank olması, iki can barına sahip olması, rakibi ham yapabilmesi vesaire, aşırı tanklayabilmesi gerek geliyor. Ama en belki de unutulan özelliği ultisi. Böyle oyunlar yapabilmenizi de sağlıyor. Alistar'ı anında aldığı gibi, ham yaptığı gibi arka taraflara ışınlanıp çok güzel bir takım savaşı başlattılar. Ve çok da iyi bir oyun geçiriyordu aslında Nuk Duck. İkidir ağır yanlışlar yapıyor pozisyon bakımından. Alistar tabii arkaya girince tos yeteneğini takım arkadaşlarına doğru kullanabiliyor. Çok da iyi bir maç çıkarmayan Kobe'de takım arkadaşlarının destekleri sayesinde 3-0-1'e geldi. Şeyi de tamamlamış, ebedi kılıcını da tamamlamış. En azından fiziksel hasarı artırmaya çalışıyor ama tabii otomatik saldırının önemli bir kısmı büyü hasarına dönüştüğü için o fiziksel hasar ne kadar artabilir? Can biçene aslında ihtiyacı var bekleme süresini azaltabilmek için. %10 veriyor gerçi üçlü kuvvet ama o kadar. O kadar. Yani onu can biçene aldığı gibi direkt %40'ı bulacaktır. Tek bir eşyayla. Şimdi bu baron riskine girecekler mi? Hiç olacak iş değil o. Rakipte bu kadar büyü hasarı varken baronun unutmayalım büyü direncini kırma özelliği var. Çok büyük zarar verir. İş biraz ciddiye bindi diyebiliriz Vitality adına. İş gayet iyi gidiyorlardı. 1'e 4'tü durum. Oldukça öndelerdi altın bakımından. 5. ejder geliyordu, baron geliyordu derken bir takım savaşı kaybettiler ve bütün ivmeleri sıfıra indi. Twisted Fate ultisi geldi. Onların yerini görmek istediler. Hop, yakalamayı başardılar. Ama bakalım burada bir ulti gelecek mi? Hayatın öpücük de geldi ve anında bu yüzden Nispet ultisini kullanmak durumunda kaldı. İşte Tahm Kench mesela o pozisyonda olsa belki ham yapabilirdi takım arkadaşına. Ve başladılar o şeye. Evet, başladılar. Bu çok riskli yalnız. Çok riskli. Dediğin gibi yani burada Vitality'nin doğru oynaması gerekiyor. Wunderwear'e odaklandılar ama o odaklanmaları isim mi bakalım. Wunderwear kalkanını aktifleştirdi çok az candayken. Düştü. Yine de ama onu düşürmeyi başardılar. Nizmet'in ultisi yok. Duck, arka saflarda. Nizmet'in ultisi yok, o da düştü. Nispet de düştü dediğin gibi. Sandcox kaçmaya çalışacak, sıçrasını kullandı. Ve şu anda takım savaşı Vitality adına gayet iyi gidiyor. Nuk Duck kaybettiler ama 3 kişiyi öldürmeyi başardılar. Baron almak yerine orta koridoru kuşatsalar belki daha iyi edebilirlerdi ama Baron'a gidiyorlar. Kaboşar'ın dikkatli olması yakalandı lazım Kobe derken düştü. Yarın üzerine oynadı Sandcox ama onu da düşürmeyi başaracaklar. Ve Vitality ekibi bu takım savaşından sonra maçı koparmayı başardı. 38. dakikada Baron Nashor'u öldürmeyi başaracaklar ve yaklaşık bir 4 dakika sonra 5. ejderinde geleceğini düşünürsek onu da bekleyip oyunu sanıyorum ki kapatmaya başlayacaklardır. Buradan bir inhibitör aç, yani o açık inhibitörün üzerine gitseler daha iyi olabilirdi belki. Ama şimdi yavaş yavaş doğuyor. Thresh geldi, Nisbeth geldi. Wunderwear de gelmek üzere. Gerçi tabii Sandcox ve Kobe gelene kadar 3 koridoru birden itebilirler.
İşte Wunderwear'ın üzerine odaklanmak istemeyeceğiniz bir şampiyon ama 4 kişiden odaklanınca aralarında tabii şey de olunca... Splice'ın geri kalanı da çok ters pozu. Yani Sankaks şu 7-8 saniye boyunca hiçbir şey yapamıyor. Sonrasında zaten kırmızı kart kitlemiş. Ve böylelikle Vitality takım savaşını kazanıp burada da Kasing'in güzel sersem etmesiyle beraber Kobe'yi de aldıktan sonra Karanlık Esaretle beraber Sankaks'ı da düşürüyorlar ve sonrasında Baron Nashor zaten basit bir hedef haline geldi onlar için. 1.40 kaldı gene Ejder'e. Kuşatmayı yapacaklar. Baron güçlendirmeleri de var üzerinde. O 1.40'da fazla risk almayıp bu sefer 5. Ejder'i almaya çalışabilirler. Alt koridorda tabii inhibitörün önünde kule yok. Bu inhibitörü çok daha rahat alabilirler. Riske girmeden. O inhibitörü aldıktan sonra 5. Ejder'a yönelebilirler. Yalnız Wunderwear fiziksel saldırıdan hasar almıyor ya. Kalista, Graves falan vuramıyor Tahm Kench'e. Hiçbir şey olmuyor Tahm Kench'e. Tahm Kench'e sadece Ahri vurabilir. Ahri'nin de 5 eşyasını tamamladığını hatırlatalım. Ayartın öpücük isabet etmedi kimseye. Yalnız agresif bir şekilde Sankaks'ın üzerine doğru ilerledi. Üzerinde kalkan da olduğu için hiçbir korkusu yok. Wunderwear şimdi Sankaks'ı ham yapmayı başardı ve en azından takım arkadaşını korudu. Ama işte ayartan öpücük Wunderwear'in ölmesine sebep olacak ve Vitality yavaş yavaş oyunu bitirmeye başladı. İlk Nexus Kulesi'ni düşürdüler. Bakalım ikincisi gelecek mi derken nispeten güzel bir combo ama arka tarafta onu takip edebilecek kimse yok. Sankaks ultisini zaten olduğu yere kullandı ve Vitality maçı bitirmeye çok yakın. İkinci galibiyetlerini alacaklar ve Nexus'u da düşürmeyi başaracaklar ama öncesinde KDA'ları tabii ki arttırmak lazım. Ve Vitality Splice'a karşı uzun soluklu maçta galip gelmeyi başarıyor. 5. öjder öncesi yaptıkları bir pozisyon hatası dışında o kadar net bir galibiyet ki böyle ezip geçmediler yani hani koridorda 3 skor alayım oradan onu kartop herhangi bir maçın kartopa etkisine bağlanmadan bu kadar ezici bir şekilde kazanıldığını hiç görmemiştim. Evet. İşte bir de geçen haftaki H2K belki de güzel bir örnekti buna. Olabilir. Yani Splice'ın çok ciddi cevaplaması gereken sorular var. Takımın iyi kötü olması ile ilgili değil. Ne yapmaya çalıştıklarını çok daha iyi sorgulamalılar ve çok daha kararlı yapmaya çalışmışlar. Eğer kötü olsa bile. Şu halleriyle çünkü koridorda dolaş 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 bir baktılar hem seviyede gerideler hem altında gerideler. Hiçbir şey de olmadı.